Başka sorumuza gelelim. Yine ikinci adım sorularımızdan ekler ve sözcükte yapıyla ilgili sevgili arkadaşlar sorumuzu çözelim. Şimdi diyor ki bu dizelerdeki altı çizili sözcükler yapı bakımından ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Şimdi yapı bakımından dediğimiz zaman basit, türemiş ve birleşik kelime yapılarını ne yapacağız? Aklımıza getireceğiz arkadaşlar. Diğer soruda da aşağıdaki dizelerin hangisinde haber ve dilek kipleri bir arada kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar haber kipleri bildirme anlamı veren ve içinde zaman kavramı olan kiplerdir. Şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman, görülen geçmiş, öğrenilen geçmiş zaman gibi. Tasarlama kipleri ise sevgili arkadaşlar içinde zaman kavramı olmayan kiplerdir. İşte emir, istek, şart, gereklilik gibi. Bunları da 12. soru olarak ekranın sağında olan sorudan yapacağız. Şimdi gelin her iki sorumuzu beraberce cevaplayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 9. soru, ekranın solundaki sorunun doğru cevabı Ceyhan seçeneği. Neden Ceyhan seçeneği? Şimdi bunu ispat edelim. Şimdi bakın ağaçlıklar içinde kızıllaşan bahsettiği dertlerinden dumanlandığı kelimelerin altı çizilmiş. Şimdi içinde kelimesine baktığımız zaman değerli arkadaşlar hemen ispatımızı yapalım. İçi içinde. Burada bir basit yapı ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Değil mi? Dikkat edin. Basit yapı görüyoruz. Kızıllaşan derken kızıl, kızıllama, kızıllaşma. Burada ise bir türemiş yapı görüyoruz sevgili öğrencilerim. Tamam mı? Türemiş yapı görüyoruz. Dertlerinden derken dertlerinden. Arkadaşlar burada gene bir basit yapı görüyoruz. Neden basit yapı görüyoruz? Çünkü bakın kökümüz ne almış? Çekim ekleri almış. Yapım eki almamış. Eğer arkadaşlar bir kök yapım eki alıyorsa o zaman türemiştir. Gövde olmuştur. Burada gövde durumu yok. Basit. Ama bak kızıllaşan nedir? Türemiş. Neden türemiş? Çünkü yapım eki almış. Tamam mı sevgili arkadaşım? Gene dumanlandığına baktığımız zaman duman kökü sevgili arkadaşlar dumanlamak, dumanlanmak, dumanlandık. Değil mi? Bakın 3 tane ne yapıyor? Yapım eki alıyor. Dolayısıyla bu da nedir? Bir türemiş kelimedir. Şimdi baktığımız zaman 1 ile 4 bir grup, 2 ile 5 bir grup. Dolayısıyla bunlar ne değildir? Doğru cevap değildir. O zaman A, B, D ve E seçeneğini eledik. Peki C nedir arkadaşlar? C bahsetti. Bakın bahis etti. Ne yaptı? Ünlü düşmesi, ses düşmesi olduğu için birleşik yazıldı arkadaşlar burada kelime. Yardımcı fiille kurulan bir birleşik fiildir bu. Yani isim artı yardımcı fiil. Neden bunu burada belirtiyorum? Bakın dikkat edin arkadaşlar. Birleşik fiiller de kendi içinde üçe ayrılır. Bir yardımcı fiilde kurulan birleşik fiiller. Yani burada olduğu gibi bakın isim artı yardımcı fiil şeklinde. İki kurallı birleşik fiiller. Yani ana fiil artı yardımcı fiil eşittir kurallı birleşik fiil. Bu da dörde ayrılır. Yeterlilik fiili, tezlik fiili, ondan sonra süreklilik fiili ve yaklaşma fiili şeklinde dörde ayrılır değerli öğrencilerim. Ve üçüncüsü anlamca kalıplaşmış, deyimleşmiş birleşik fiiller. Bu üç birleşik fiil türü de birden fazla kelimenin bir araya gelmesiyle oluşur. Dolayısıyla burada da bir birleşik fiil vardır ve dolayısıyla Ceyhan seçeneği doğru cevaptır. Arkadaşlar bu birleşik fiillerle ilgili ekstra bilgi edinmek isterseniz kanalımızda birleşik fiillerle ilgili soru çözümümüz var. TYT hazırlık soru çözümlerimiz var. Bolca sorulu iki ayrı videomuz var. Onları hemen kanalımızdan tıklayarak oynatma listelerinden izleyebilirsiniz. Gelelim diğer soruya. Diğer sorumuzda ne demişti sevgili arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangisinde dilek ve tasarlama kipleriyle haber kipi bir arada kullanmıştır? Ceyhan seçeneğinin de kullanmıştır. Sevgili arkadaşlar, burada bir şiirden alınan bir beyit olduğu için doğal olarak devrik cümleler olacağını düşüneceksiniz. Hem bu gibi sorularda hem öğe sorularında karşımıza çıkabilir. Bu devrik cümleleri kurallı cümleye çevirerek de çözebilirsiniz. Şimdi bakalım. Birinci mısradaki cümlemiz şöyle. Gece muzlim şeklini bana çizme seperde. İkinci cümle. Sesin bir sırça gibi kırılmaz içeride. İkinci mısradaki cümlemizde de bu. Şimdi çizmese
ve kırılmaz kelimelerine dikkat edin. Farklı renklerle bakın sizler için oluşturduğum sevgili arkadaşlar. Şimdi çizmese dediğimiz zaman çizmese ne zaman çizmese bakın belli değil zaman kavramı belli değil. Ama bak kırılmaz içeride dediği zaman kırılmaz geniş bir zaman. Kırılmaz burada mazmez nedir? Geniş zamanın sevgili öğrencilerim olumsuzluk ekidir. Dolayısıyla birinci mısrada dilek tasarlama ipi, ikinci mısrada haber yani bildirmek ipi kullanmış arkadaşlar. Biraz önce de ifade ettiğim gibi biz kipleri iki ana başlık altında inceliyoruz. Haber kipleri ve tasarlama kipleri. Bazı kaynaklar dilek şart kipleri de diyor, dilek kipleri de diyor. Tasarlama daha mantıklı geliyor bana arkadaşlar. Neden? Çünkü tasarlama kiplerinde zaman kavramı yok. Zaman kavramı içermiyor. Ne zaman yapılacağı net değil. Bundan dolayı tasarlama demek daha mantıklı. Dört şekilde görüyoruz. Emir kipi, şart kipi, gerekli kipi ve istek kipi. Bunlar fiil kök ve gövdelerine gelerek ne yapar? Çekime sokar o fiili ve eylem cümlede kullanılır hale gelir. Unutmayın arkadaşlar, bir cümlede fiil kök halinde veya gövde halinde kullanılmaz. Muhakkak çekimlenerek kullanılması lazım. İşte bu dilek tasarlama kipleri de çekmeklerinden bazısıdır. Haber kiplerinde ise arkadaşlar adı üstünde haber, bildirme kipi. Haber kiplerinde ise zaman kavramı vardır arkadaşlar. Yani içinde zaman vardır. Beş ayrı zaman kipimiz var. Öğrenilen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, geniş zaman, şimdiki zaman ve geniş zaman arkadaşlar. Gelecek zaman. Bu zamanlar haber verir, bildirme yapar, içinde zaman kavramı taşır. Burada da bizi çeldirmek için geniş zamanın olumsuzu verilmiş. Dolayısıyla arkadaşlar Ceyhan seçeneğinde her ikisi birlikte kullanılmıştır. Bu şekilde ne yapıyoruz? Şıklarımızı işaretliyoruz. Evet. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olursunuz. Sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.